Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te kanalın en sevilen serilerinden ve en çok istediğiniz serilerden birisi olan 1v1 rank maçı atacağız as hesabımızdan. Yerleştirme maçının üçüncüsündeyiz. Bir maç kazandık, bir maç berabere kalmışız şu ana kadar. Üçüncü maçımızı sizle birlikte atacağım. Hem yeni taktiğimizi gösterdim, biliyorsunuz bir video içinde göstermiştim. Yeni taktiğimizi göstereceğim nasıl oynanacağı ile ilgili sizlere. Hem de sohbet muhabbet edeceğimiz taktikleri, oynanışı gösterebileceğim güzel bir maç olmasını umuyorum. Siz de videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın dostlar. Bakalım rakibimiz bulunsun ve maçımıza başlayalım. Evet, rakip geldi, süper şampiyon ve şu anda Challenger 3'e kadar yükselmiş sezon başından. Tahsin, zor bir rakibimiz var. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten ben normalde hani sohbet muhabbetle geçireceğimiz bir maç olur diyordum. Ama zorlu bir rakiple oynayacağımız maç olacak ve benim en sıkıntı yaşadığım sistemlerden birisiyle oynuyor. Başarılar Sevgili sevinçlemiş, izleyiciler, başarılar hoş diyelim. geldiniz. Ben Murat Kosova, yanımda Nebil Hadi Evrensel. bakalım. Çok güzel bir futbol Şu atmosferi mouse'u yaşıyoruz. şöyle Herkes çekelim ve hazır, her devam şey edelim. hazır. Zorlu bir 90 dakika için yalnızca hakemin İkinci görüşünü sistemimiz bekliyoruz. buna Kesinlikle doğru. bu taktiğe Sevgili daha izleyiciler, uyum çok teşekkür ederim. sağlayacaktır diye İki takımın düşünüyorum. pozlarını paylaşmasını. Oo, çok iyi geldi aman. Oyuncular boşta kalan topa yöneliyor. Çok iyi çıktı bir anda. Tehlikeli bir pozisyon oldu kalemizde. Şimdi Messi. Messi ile aldık. Bıraktık Messi. Petit'e. Evet, Lionel güzel bir pozisyon şansı olabilir şimdi. Yani öne çekip Vidal'e vereceğim. Evet, Vidal. Vidal vurdu. Aslında plase vurmam Vidal'le. Sert şut çekmek lazım. Ama maalesef geçti top derken rakibini. çok Önünde kimse tehlikeli yok. geldi rakip ve golü buldu ya. Stopere geçmedim ikidir. Gerçekten Harika bir hızlı bir pas. şekilde geldi ve gol yedik. Messi'den beklenecek bir vuruştu işte. Vuruşun gol olacağını topun Neyse, kaleye devam, yatırdığı moral anda bozmayalım. Tabii Messi ki güçlü bir kafasını rakibimiz var. kaldırsak da Tabii onun ki yüzüne zorlanacağız. sızlayan bir vuruş. Emmanuel Petit. Güzel bir pas. Tehlikeli olabilir. Ah be Kaleci Ronaldo. belirli bir noktaya uzanıyor. Çok iyi yer Hadi tutuyor. bizim taktiği yapalım. Korner kullanılacak. Yaptı ortasını. Yaptık taktiğimizi ya. Vuramadık maalesef. Tam bir kontrol oynuyor ya. Sıkıntılı gerçekten taktiği benim taktiğime göre. Belki daha erken ikinci taktiğime geçebilirim. Şu pozisyonu atlatırsak hatta geçeceğim. Aldık, geri kaptırdık. Çok güzel yerde aldık şimdi Messi ile. Quaresma sever oraları. Yapma be Quaresma ya. Sanki bir gol gelecek. Öyle hissediyorum. Evet, ikinci taktiğime geçtim. Şu an itibariyle. Topun altına çok güzel girdi. Tek tuşla ikiye basarak geçebiliyorsunuz arkadaşlar ve Neymar. defansif ve alacağım. Kontra oynuyor çünkü. Luis Ronaldo. Çok Jordi kalabalık bir Alba. hücum hattı var ya. Pas koordinasyonu harika. Gerçekten çok iyi Rakip topu savunmamız zor gerekiyor. görüyor. Şimdi topu Arturo almayı Vidal. başardık. Aşağı verdim Messi. Leo Messi. Messi bıraktı Ronaldo'nun önüne doğru. Ronaldo. Vuruşunu Evet, yaptı. mükemmel bir gol Messi attık. gol Geçiş atıyor. hücumunda inanılmaz bir pas verdi Ronaldo. Tabi burada sakin kalabilmek Kalecinin de çok topu önemli. kaleye gönderiyor. Çok Hakikaten iyi geriye topu sürpriz bir çevirdim ve kaleci. golü Messi bulduk. bu vuruşu ondan başkası yapamazdı. Skora denge geldi. 1-1. 1-1'i yakaladık. Şimdi iyi savunma yapmamız gerekiyor. Pasını verdi. Çok iyi bir kayarak müdahale yapma be. Kontratları önleme namına savunma top boşta kaldı. Yapma onu. Şansı var. İlk golü Evet, bulmak iki için tane çok güzel bir şanssız. fırsatı Yani top değerlendirememiyor. resmen Taraftarlar her önümden vuruşun gol geldi olduğunu geçti. düşünüyordu. Eminim ekran başındaki seyircilerimiz de
daraltan bir pozisyon olmuştur. Ronaldo. Lionel Messi. Adrese teslim paslar. Gol gelir. Mükemmel geldik yine. Arka bir sistem oyunu, takım oyunu. Gerçekten çok güzel golü bulduk. Tek paslarla bu taktiğin en önemli parçası. Tek paslarla bir gol daha bulmuş olduk ve güçlü rakibimiz karşısında öne geçtik. Şimdi iyi savunma yapmamız gerek. Dokunduk ama alamadık. Şut geldi Petit'ten çok uzaklardan kaleci. Şimdi bir kontra şansı daha olabilir. Neymar offside be. Çok güzel bir geçişti. Ronaldo da vurdu attı ama maalesef offside'e takıldık. Güzel Messi ile baskıyı uyguladık tahmin ederek. Muhtemelen ilk yarıyı bitiren hamleyi yapmış olduk. Belki bir pozisyon daha olur mu derken hakem maçı bitirdi ilk yarıyı. Evet iyi gidiyoruz. Çok kötü başladık. Diğer sistemimize göre çok ters bir taktiği vardı. Maç içinde taktiğimizi değiştirdik. Ve daha iyi, daha sağlam oynamaya başladık. Tabii ki çok iyi hücum yapıyor. Hala maçın ne olacağı belli değil. Hatta böyle bir maçı sizin de görmenizi isterim. Berabere bitse de atarım bu maçı. Sıkıntı değil. Çünkü üst seviye bir maç. Neymar şimdi ah be. Bu sefer biraz ileride yakalandık. Hatta biraz değil. Bayağı bir ileride yakalandık. Topla birlikte ilerliyor. Şut şansı. Savunma çok iyi savunduk. Gördüğünüz gibi ya bunu gerçekten izleyerek çok iyi şeyler edinebilirsiniz, tecrübeler. Gördüğünüz gibi o kadar az kişiyle yakalandım ki bir anda sıkıntılı bir pozisyona içine girdim ama geri koşturarak oyuncumu o durumu telafi etmiş oldum. Şimdi Blank'e doğru bir orta açacağım. Ah be, çok kötü orta. Bu pozisyondan sonra oyuncu değişikliklerini yapacağım. Şöyle durdurmaya basalım. Semedo öyle topu sürdü. Şimdi gol şansı. Kötü bir pozisyonda kaldı ve iyi bir şut çıkartamadı. Kluivert'ı alıyoruz. Brett White alıyoruz ve Aubameyang'ı alıyoruz. İleri hattımızı yeniledik Ronaldo haricinde. Umarım daha diri hücumlar yapabiliriz. İleride bir boşluk var radardan gördüğüm kadarıyla. Şöyle verdim onun için. Vidal şimdi ya Ronaldo ne yapıyorsun ya? Ronaldo arkaya koştu geri ya. Tam ben ara pası atacağım zamanda. Oo çok iyi bir pas. Aman aman. Gerçekten çok iyi bir pas. Yerden atsaydı önünü çok iyi kapatmıştım o da. Bunu fark ederek havadan bir ara pasta mükemmel bir gol atmış oldu. Ellerine sağlık. Şimdi Ronaldo. Oo çok sever oraları. Of. Oralara bayılır. İşte oyuncunuzu tanımak da çok önemli arkadaşlar. Yani ben onun oradan atacağını biliyorum vururken gerçekten. Vidal'den başkası olsa muhtemelen önümde bir boşluk daha vardı. Pas atardım. Şimdi santra buff'ıyla gelecek dikkat etmemiz gerekiyor bu pozisyon. Evet al onu be. O da Vidal'de, o da Vidal'de. Yapma helal. Arturo Vidal.
Vidal şimdi Aubameyang'a doğru çok iyi bir pas çıkarttı. Aubameyang geri çıkarttı. Yazar mı plase oradan? Çok kötü vurdu. Aslında biraz benim de hatam. Çok aceleci bir pastı. Ay, iki pasta geldi. Çok iyi geldi ama Allah'tan son pası attırtmadık. Şimdi bir havadan pas. Geçmedi maalesef. Digne ile ileri çıktım ve hamle şansını kaçırdım derken topu tekrar almayı başarıyoruz. Şimdi tek toplarla çıktık. Ronaldo Aubameyang'ın çok sevdiği bir pozisyon. Aubameyang gitti. Aubameyang yerden mükemmel bir gol. Burada da Aubameyang'ın havadan atamayacağını bilerek yerden şutları bu açıdan daha iyi vuruyor. Dolayısıyla öyle vurdum. Çok yani çok güzel bir maç oluyor. Rakibin şanssız olduğu anlar var tabii ki. Şimdi Aubameyang yine çok sever buraları. Üste garanti bırakayım dedim de olmadı ya. Dakika 88. Rakibimin önüne diğer adamı kapatacağım derken bu sefer saçma sapan gol yedik. Maçtan sonra konuşalım diyelim. Aubameyang'la geldik şimdi. Mükemmel geçti Aubameyang hızını kullandı. Aubameyang şimdi Ronaldo'ya ver gol. Ronaldo mükemmel bir gol attı. Yine hazırlanış bakımından güzel bir gol. O da aslında iyi savundu fakat Aubameyang yeni girdiği için sonradan tutamadı onu. Çok güzel bir maç oldu. Buradan da videodan da ona selam gönderiyorum. Çok iyi bir kardeşim, abim de olabilir. Yaşını bilmiyorum. 2 ve 2'de de geldiğimizde son derece centilmen bir şekilde oynamıştık dün de. Ellerine sağlık, çok iyi bir oyuncu. Şimdi biz onunla sohbet muhabbet edelim arkadaşlar. Siz de videoyu gerçekten ayrıntılı izleyerek böyle üst düzey bir maçta neleri nasıl yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz sesim gitti. Hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.